Merhaba hanımlar ebebek örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir etek modeli çalıştım. Bakın sağlı sollu minik kirtmajı var. 2 yaş için çalıştım. Sizler 1, 2, 3 yaş, 4 yaş yapabilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğini videoda anlattım. Şimdi hanımlar bu eteğe tam iki tane ip gitti. Alize Baby Besin 250 metre uzunluğunda bir ip. Ve kullandığım tığ da buçuk milim tığdır. Burada 4 yazıyor ama buçuk milim tığ. Şimdi hanımlar, eteği ördükten sonra en son sistemi yapıyoruz ve içinde de bu şekilde belinde daraltma ve genişletme e, diyelim kemeri var diyelim. Bunu ilerleyen videoda zaten göstereceğim. Detaylı bir şekilde anlattım. Gerçekten çok güzel bir teknik oldu. Bunu ilk de yapmışım diye düşünüyorum. Normalde ben bağcık falan kullanıyordum. Artık bağcık kullanmayacağım. Etek ve pantolonlarda bu şekilde genişletme ve sıkma kemeri kullanabilirsiniz ve dışarıdan da hiçbir şekilde belli olmuyor. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model. 0-6 aylık yapanlar için de bir tane ip yeterli olacak diye düşünüyorum. Hatta bu eteği koton iplerle örerseniz yazlık içinde kullanabilirsiniz. Ama koton iplerle öreceğiniz zaman da sayıyı biraz arttırmanız lazım. Zaten sayıyı derken ilk başlangıç zincir sayısı diyelim 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş yapanlar 130 tane çekti. Diyelim koton ipler daha ince olduğu için 150 tane zincir çekmeli. Yani bunu da sizlere söylemek istedim. Şimdi Hemen örgüye başlayalım. Şimdi eteğe lastik yapımından başlayacağız. Tam 130 tane zincir çekeceksiniz. Bu 2 yaş, 2 3 yaş etek olduğu için 130 tane. Ama bir yaş yapanlar 100 110 mutlaka çeksin zincir. Zinciri çekerken de gevşek bir şekilde, sıkı çekmeden yapmanız lazım. Eğer sıkı bir zincir çekerseniz bu altındaki bakın burası kasar ben gayet gevşek çektiğim için kasmıyor. Bakın bu da lastiğin e, son kısmı gayet gevşek ve rahatça açılıyor. Çünkü belinden geçerken e, rahatlıkla geçebilsin. Şimdi ben sadece örnek olarak bu lastiği bel çevresi nasıl yaptığınızı göstereceğim. Şimdi 130 tane zincir çekiyoruz. Zincir çekerken gevşek çekiyoruz. Sıkı sıkın çekmeyin çünkü bel lastiğini kasar. Onun için mümkün olduğu kadar bol ve gevşek çekmemiz lazım. Bu zincir çekmeyi bebeğinizin bel çevresine göre çekebilirsiniz. Mesela 100 tane zincir çekip bebeğinize belini ölçtüğünüz zaman diyelim 3-4 parmak boşluk varsa bence ideal bir zincir genişliği olur. Diyelim bu 100 olur, 130 olur. Bazılarına daha büyük yapmak isteyenler varsa 140 olur. Şimdi ben örnek olarak sadece kısa diyelim bunu 130 çektik. Örnek olarak size göstereceğim. Şimdi 130 tane çektik. Normal trabzan yapıyoruz. Zincirleri dolduruyorum. Ya da 100 tane çektiniz. Ama 100 tane e, aylık bir yaş için ideal oluyor. Ben 2-3 yaş yaptığım için 130 yeterli oldu. Tabi ipin durumuna da bağlı. Ben şimdi Alize Baby Best kullandığım için birazcık diğer iplerden kalın. Onun için 130 tane çektim. Ama diğer ipleri kullananlar 140-150 yapabilir. 2-3 yaş dedik. 2-3 yaş için. bir yaş içinde 110-120 Hani aslında ölçü, e, ölçü olarak bebeğin bel çevresi zaten e, 60 santim 55-60 santim olacak. Biz zaten bu bel çevresine bağcık koyacağız. Dileyen lastik de koyabilir. Hani bebeğin bel çevresine göre bu lastik yerini ayarlayacaksınız. Ben size sayı veriyorum. Çünkü sayı istiyorsunuz. Ölçü istiyorsunuz. Ama mezura ile ölçtüğünüz zaman e, bel çevresi çocuğun 60 santim olacak Hatta 65 Çünkü e, girerken çıkartırken giyerken çıkartırken rahatlıkla giyip çıkarsın çocuk beli zaten bacık ya da lastik geçireceğiz şimdi bunu böyle dolduruyorum trabzan sonra lastiğe geçeceğiz ama iki önce iki ucunu birleştireceğim Bakın gevşek çektiğim için de kasmıyor gayet güzel. Bu eteği bile büyük kendinize bile yapabilirsiniz. Eğer etek giyen varsa <laughs> güzel olur. Yani bel çevrenize göre e, zincir çekip zaten zinciri gevşek e, sıkı çekmediğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi son trabzanı yaptım. Şimdi bu diyelim bebeğimizin bel çevresine göre büyüklükte, genişlikte 55, 60, 70 santim uzunluğunda. Bunu bakın bu katlarken birleştirirken dikkat edin yönleri birbirine baksın bu şey böyle dönmesin dikkat edin böyle katlayın şimdi İyi bakın aşağıdaki bakın bu aşağıdaki yerden tığınızı geçirin tel alıp direkt çıkın sonra iki tane zincir çekin ve direkt üstteki zincirden ve arkadaki zincirden tel alıp direkt çıkın bakın bağladık pantolon bel pantolon beli etek beli bu şekilde yapabilirsiniz şimdi Önden alıyorum. Lastik formunu yapıyorum. Ve arkadan alıyorum. Ön ve arka yaparak lastik formunu oluşturuyoruz. Bakın. Zaten bu lastiği eliniz alıştı mı çok rahatlıkla öreceksiniz. Bu arada lastik bölümünü istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha ince lastik olsun istiyorsanız ince yapabilirsiniz. Daha kalın olmasını istiyorsanız kalın yapabilirsiniz. Bakın mesela 3-4 sıra örüp de yapabilirsiniz. Ben daha kalın olması için çok ördüm. Yani kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 7, 7 sıra ördüm. 2, 4, 6, 7. Evet. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde lastik Yapıyorsunuz. Zaten bu bu e, örnek saç bandı da oluyor. Aynı bu şekilde saç bandı yapabilirsiniz. Öndekini önden, arkadakini arkadan alıyorsunuz. Şimdi köşe birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi diyelim bu bebeğimizin etek bel çevresi ya da pantolon bel çevresi olabilir. Evet, son. Bakın, trabzan yapıyorum. Arkadan aldım ve birleştiriyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum ve ikinci sıraya geçiyorum. Bu şekilde lastik formunu yapıyorsunuz. Devam edelim. Şimdi arkadan alacağız. Önden alacağız. Önden arkadan alarak Bell lastik çevresini yapacağız. Zaten birçok videoda bu şekilde anlattım. Ben buraya özet geçmemin sebebi daha önceden anlattığım için böyle üstten anlatmak istedim. Bakın. İlk sıra zaten düz trabzan oluyor. Önden arkadan alarak bakın ne kadar güzel duruyor. Bu şekilde lastik oluşturuyoruz. Etek bel lastiğini oluşturuyoruz. En sonunda bu şekilde alıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra trabzan örmüş oldum. 7 sıradan sonra da düz öreceğim. Fakat şimdi bu lastik formu olduğu için düz örgüye geçince kasmasın diye sağlı sollu bakın sağlı sollu çift trabzan yapacağız. Şimdi normal bakın düz trabzan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde ayarlıyorum. arttırma şu an yapmıyorum burada arttırma yapacağım yani tekabül kaç sıra 2 4 6 8 10 12 14 16 16 sırada çift trabzan yapacağım Burada da 16. sırada çift trabzan yapacağım öndeki ama trabzanları öndeki şunları sayarsak sıra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 burada da 16'yı sayarak buralara ikişer tane bir trabzan tepesine batacağız şimdi hemen oralara geliyorum şimdi hanımlar bakın burada çift battım sağlı sollu arttırma yapmış oldum. Bu zaten sağlı sollu arttırmayı 4 sırada bir, 5 sırada bir yapacağız. Çünkü etek aşağı doğru kasmasın diye 4 ya da 5 sırada bir ya da 3 sırada bir arttırma yapmamız lazım ki etek hafif aşağı doğru çok hafif şekilde aşağı doğru açılsın. Çünkü bu etek yırtmacı bir etek olacak. Şimdi hanımlar bakın son trabzanı yaptım buraya gösteriyorum ki şu an mesela lastiğin ön yüzü burası iç kısmı burası şimdi son trabzanı yaptıktan sonra birleştiriyorum iki zincir çekiyorum dönüyorum şimdi bir iç bir dış örmemiz lazım şimdi burada bakın şurası zincir direkt buraya batıyorum. Bir iç, bir dış örmemiz lazım. Çünkü e, kazak, bunun kazak modelini de anlatacağım. Bu etekten hemen sonra takım olması için iç ve dış ör, örüyorum. Bir de bu arka ortası dümdüz aşağı doğru e, olmuş oluyor. Mesela ben tek yön örseydim buradaki birleştirme birleştirme izi. Böyle yanlamasına doğru bakın böyle yanlamasına doğru kayıyor ama bir içten bir dıştan ördüğümde bu, bu dümdüz aşağı doğru ör, olmuş oluyor çizgisi konuşamadım toparlayamadım pardon ee, dümdüz dikiş izi gibi oluyor zaten burası dümdüz oluyor daha muntazam duruyor. Onun için bir içten bir dıştan bu eteği öreceksiniz. Şu an iç taraftan örüyorum. Bu sıramı bitirdikten sonra dış taraftan öreceğim. Şimdi zaten buraya geldim mi göstereceğim ne yaptığımı. Şimdi bu sırada artırma yapmıyorum. Bir dahaki dördüncü sırada artırma yapacağım. Bir de şu mezura ile kaç santim olduğunu size göstermek istiyorum belin lastik yerine bakın toplam 6 santim lastik yeri 6 santim düz trabzanla şu an 9 santime geldi Biz eti 25 santim öreceğiz Ondan sonra Minik yırtmaç yapacağız, 30 santimle eteği bitireceğiz inşallah, 30-32 santimle bitireceğiz. Tabii bir yaş yapanlar eteğin 20 santimden sonra yırtmaç yapsın. Aylık yapanlar varsa, bebek bir 0-6 aylık yapanlar var ise işte 18-17 santimden sonra yırtmaç bölümüne geçeceğiz. Şimdilik düz örmeye devam ediyoruz. Evet hanımlar ikinci sırayı bitirmek üzereyim. Son trabzanı yapacağım. Şimdi burayı karıştırmayın diye burayı detaylı göstermek istiyorum size. Şimdi buraya batıyoruz. Bakın zaten trabzanın kendisi ve bu da zincir. Bu zincirin asla dibine batmıyorsunuz. Bak burada zincir bu da zincir. Sakın buraya trabzan yapmıyorsunuz. Hemen direkt birleştiriyorsunuz, iki zincir çektiniz ve döndürüyorsunuz. İç ve dış döndürerek bu şekilde eteği örüyorsunuz. Sağdan ve soldan 3-4 sırada bir arttırmayı da unutmayın. 25 santim olduktan sonra da e, yırtmaç bölümünü size göstereceğim. Orası çok güzel olacak inşallah. Bakın. Böyle düz devam ediyorsunuz. Şu an üçüncü sıraya geçtim ben. Göstereyim. Bakın çok da güzel oldu. Yani 3 e, sıradan sonra 3 sıra daha ördükten sonra sağlı ve sollu, sağlı ve sollu çift batacağım ki e, eteğim aşağı doğru inerken büyürken e, darlanmasın hafif Çan şeklinde açık olsun diye e, arttırmayı devam edeceğim şu anlık bu kadar 25 santim olduktan sonra da gitmeci yapacağız Evet Hanımlar bakın eteğimizi aşağı doğru ördüm arkalı önlü bir içten bir dıştan giderek bakın deseni oluşturdum zaten belli olur tek yön değil Şimdi e, ölçelim eteği ölçtüğümüzde bakın 30 santim aşağı doğru 31 santim sağlı sollu işte 4 sırada bir çift çift yaptığım için e, ne oldu eteğimiz bu şekilde aşağı doğru kasmadı gayet dümdüz bir etek modeli oldu bel çevresi de lastik olduğu için lastik topluyor. Bunun çevresi de işte 30 60 santim, 55 santim hani tekabül ediyor zaten. Eteğin boyunu ölçtüğümüzde 25 santim. Şöyle göstereyim. 25 santim. Şimdi burayı bu şekilde işaretledim. Sizin için daha kolay olsun diye. Önce arka ortasını bakın eteğin arkasını da göstermek istiyorum size. Düz aşağı indik çünkü bir iç bir dış, bir iç bir dış yaparak dümdüz düz aşağı indirdik. Eğer tek yön örseydik, tek yön dış taraftan örseydik, o zaman bu çizgi böyle kayacaktı. Kazaklarda da artık tek yön kullanmıyorum ve içli dışlı içli dışlı örerek burası arka ortası olarak düşüyor. Şimdi arka ortasını katlayın. Ön ortasını buluyorsunuz. Bakın katladığımızda tam ön önünü buluyorsunuz. Sonra şimdi 2-3 yaş olduğu için bu e, eteğin sol ve sağ kısmını e, sağ, sol ve sağ kısmını 18 tane trabzan burada. 18 trabzan burada. Şimdi daha küçük ya daha küçük etek yapanlar belki bu e, 14'tür. Sağlı sollu işte 28 olabiliyor. Şimdi 18, 18, 36. Mesela bu tam ortasıyla bu eteğin tam e, şey trabzan sayısı 36'dır. Şimdi yakınlaştırayım. Hemen isterseniz ön parçayı örebilirsiniz. Ya da e, önce şu arka parçayı bir örelim biz. E, video, şimdi yakınlaştırıyorum. Şimdi hanımlar ee, arkadan başlıyoruz arka önce ön parçayı en sona bırakacağım işaretlediğim yerden e, bu video size çekerken ters başlamıştım şimdi size ters başlamayın diye uyarıyor da bulunuyorum bakın burası örgünün düz yönü eteğimizin de düz burası iç kısmı bu taraf e, düz de bitirdiğimize göre iç yönünden başlayacağım şimdi siz diyelim e, iç yönünden e, Diyelim bitirdiniz, o zaman dışarıdan başlayacaksınız. İki tane zincir çekiyorsunuz ve normal trabzan örüyorsunuz. Devam ediyoruz örmeye. Ve bunda da sağlı sollu 3-4 sırada bir artırma yapacaksınız. Yani Eteğin şu kısmında bir çift artırma yapalım. Bunu böyle devam örüyoruz. Ben şimdi buraya kadar geliyorum. Bakın burası arka ortası. Burayı e, dikkatli yapmaya çalışın çünkü zincir var. Şimdi bakın buraya batıyorum güzel. Şimdi burası zincir olduğu için bu zincirinde tepesine batmaya çalışın. Bu ipi de sonradan ben iğne ile saklayacağım. Evet bu şekilde devam edelim. Buraya kadar örelim. Evet son iki trabzan şimdi iki zincir çekip ve dönüyorum bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz Ben altı toplam bundan birlikte 6 sıra bir öreceğim çünkü eteğin boyu 28-30 santim olsun istiyorum bakın düz devam örüyorum Evet hanımlar, bakın 6 sıra ördüm Tabii siz 7-8 sırada örebilirsiniz eteği ne kadar uzatmak istiyorsunuz. mini bir yırtmaj olacağı için küçük tuttum ben şimdi tekrardan bakın Burası Trabzon ön yüzü Ben bu arada çiçekleri de papatyaları da diktim papatya yapımını da size göstereceğim şimdi bakın ön yüzü ve iç taraftan başlıyoruz sadece bir trabzan bakın bir trabzan tepesi atlıyoruz ikinci trabzana batıyoruz Çünkü komple çevresini sık iğne gideceğiz daha muntazam olması için iki zincir çekelim normal düz trabzan örüyoruz burayı da bu parçayı da altı sıra öreceğiz Burada da aynı şekilde bir trabzan bırakacağız. Bakın bir boşluk bırakacağız. Buraya kadar trabzan örüp altı sıra örmeye devam edelim. Evet. Bakın son bir tane bıraktım. Şimdi iki zincir çekip ikinci sırayı örüyorum. Bu şekilde toplam altı sıra yapıp eteği bitiriyoruz. İpi koparmayın çünkü sık iğne gideceğiz etrafını. Orayı da göstereceğim size. Evet, 6 sıra ördüm. Bakın o kadar güzel oldu ki bunu diktik pardon ördükten sonra ee, daha güzel ortaya çıktı eteği modeli. Şimdi sık iğne yapacağız. Normal Şimdi eteğin komple çevresini yapacağız. Bu yırtmacı aralarında yapacağız. Daha muntazam olması için. Şöyle yakınlaştırayım. Normal. Gelişi güzel. Sık iğne yapalım ve eteğimizi komple bitirelim. Sonra çiçek yapacağız. Çiçek yapımını da göstereceğim size. Bakın daha muntazam oluyor sık iğne gittikten sonra. Zaten bundan sonra başka bir işlem yok. Ondan sonra çe yapacağız. Ben bitireyim çiçek yapımını da şimdi göstereceğim size. Evet hanımlar eteğimizin uç köşelerini sık iğne gittim ve gerçekten çok muntazam oldu ve eteğimiz bitti. Şimdi çiçeği anlatmadan önce bir tane püf noktası var. Onu size mutlaka anlatmam gerekli. Çünkü bebek bellerinde lastik yeri bol oluyor, gevşek oluyor, büyük oluyor mesela. Onu darlamak için, sıkmak için ya bir bağcık yapıyorduk, ip yapıyorduk. İşte dışarıdan ip gözüküyordu. Şimdi düşündüm nasıl bir sistem bulabilirim diye. Tıpkı kıyafetlerde olan gizli mesela pan bebek çocuk pantolonlarında içeriden bir lastik sistemi var. Mesela o lastiği sıkarak e, bir pantolonun eteğin belini e, sıkabiliyorsunuz. Ben de o sisteme benzer bir e, formül buldum diyelim. Bakın buradan başladım. Önce bunu ördüm, sonra içerisinden geçirtip bu şekilde sıkabiliyorsunuz ve buraya bir tane düğme dikeceğim istediğiniz e, gevşekliği ayarlayıp çocuğunuz beline göre hazırlayabileceksiniz şimdi Normalde lastik yapacaktım lastik yapsaydım beyaz lastik var kırmızı lastik olmadığına göre e, siyah da olmazdı buradan beyazlık ve siyahlık gözükecekti dedim ki neden kendi e, ipinden olmasın ve bu şekilde bir şey ne diyelim mekanizma böyle bir e, kemer tasarladık diyelim. Bakın nasıl darlanıyor. Nasıl bollanıyor. Buradan da zaten bunun e, boşluğuna göre buraya düğme, düğme dikilecek. Şimdi nasıl yaptığımı hemen göstereyim sizlere. Zaten işaretledim. Ön kısımdan ayarladım. Ama isteyen şu arkadan da yapıp buraya kadar büyük bir Tek de yapabilir. Şurası böyle güzel toplanabilir. Ben sağlı sollu yapmak istedim. Şimdi hanımlar buradan başlayacağız. Çünkü sistemi buraya kuracağız. Düğmeyi buraya dikeceğiz. İşaretledim ki karıştırmayayım diye. Normal gerçekten çok da basit. Toplamda ben 25 tane zincir çektim. Ben size çiçeği anlatmadan hani bunu anlatmak istedim çünkü bunu sonradan buldum. Şimdi 25 tane zincir çekiyorsunuz. E, Gevşek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Şimdi 25 zincir çektik. 1 2 zincir atlayıp 3. zincirden başlayarak trabzan yapıyoruz. Toplam 25 tane trabzan oluyor ve sadece bu kadar. Sonra bunu lastiklerden geçireceğiz. Hemen örelim. Ya gerçekten bu çok güzel bir pratik bilgi oldu. Normalde Lastik yapacaktım. Diksem e, içinde çok sırıtacaktı, çok kötü olacaktı. e Kemer yapsam mesela kemerde de ayarlayamıyorsunuz. İşte sürekli bağlayıp kapatmanız gerekli. Ama bu fikir efsane oldu. Bundan sonra ben de e, bu şekilde yapacağım. Yani bunun aslında temeli çocuğumun, kızımın e, pantolonundaki lastik yerindeki e, darlatma hani genişletme sistemine dedim benzettim böyle bir şey çıktı ortaya ama mutlaka bunu yapın bundan sonra e, müşterilerime yaptığım pantolon ve eteklerde bu e, detayı ekleyeceğim inşallah ve evet bakın hemen de bitiyor zaten çok basit bir şey zaten e, bu trabzana geçecek şu boşluklardan geçecek bir düğme buldunuz mu efsane bir eteğimiz oluyor ve bu kadar şimdi buraya değil de diğer hemen buraya batıyoruz ve bu şekilde iki zincir çekerek düğümlüyoruz şimdi ipi de uzun kesiyorum ki saklaması kolay olsun Evet hanımlar sistem bu. Bu kadar. Çok basit gerçekten. Gerçekten e, küçük bir şey ama e, örgülerde muntazamlık katacak kadar kıymetli bir şey. Şimdi bunu böyle tepesinden alın. Hatta şöyle sabahın öndekilerini alıyorsunuz. Öndekilerden bunu böyle geçiriyorsunuz. Şimdi ben size bu iç kısmı olduğu için göstereceğim diğer kısmı. Bakın. Ve ilk defa böyle bir şey e, benden çıkıyor. Şimdi bunu herkes yapacak. Ben yaptım ben tasarladım diye ama öyle bir şey yok. tamamen ebebek örgü kanalına özgü bir şey. Bakın. Bu şekilde sıkıyorsunuz, gevşetiyorsunuz ve buraya da düğme diktiğiniz zaman sabit kalıyor mesela çocuğunuzun belinden aşağıya sarkmıyor. Mesela ben şimdi düğme dikmedim. Düğmeyi sonra dikeceğim. Bakın. Şöyle sıktığınız zaman biraz daha ben geçireceğim. Gayet sıkı bir bel oluyor. İşte eteğimiz bu kadar basit. Şimdi süslemeye geçeceğiz. Şimdi papatyalarımız için 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektirdikten sonra ilk zincirden batarak halka yapıyoruz. Ve bu halkanın içine bir sık iğne, bir zincir. Toplam 12 tane sık iğne, bir zincir yapacağız. Bakın sık iğne, bir zincir. Sık iğne, bir zincir. Toplam 12 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. Şimdi ilk sık iğnenin tepesinden tel alıp direkt çıkış yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Şimdi buradaki yapraklarını yapıyoruz. Bakın o bir zincir çektiğimiz yerler boşluk oluşuyor zaten. Oradan Yarım trabzan yaparak bakın yalancı trabzan yapıyoruz. Komple çıkmıyor. Sadece ikisini alıyoruz. Tekrar sadece ikisini alıyoruz. Şimdi tekrar şimdi 12 tane olduğu için her bir yaprak için iki tane boşluk alıyor. Ya yani altı tane yaprağımız olacak. Bakın bir yaprak için iki boşluk doldurdum. 6 tane Trabzan yalancı trabzan yaptım. Tel alıp direkt çıkıyorum ve sıkıştırıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir çekip tekrar dibine batıyorum ve çıkış yapıyorum. Şimdi diğer taraftan bakın boşluğa karşıya geçmek için tel alıp direkt çıkış yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 Mesela siz 4 yapabilirsiniz. Daha çiçeklerin yaprakları tok olsun diye ben arada 4 3 falan yapıyorum. Tel aldım böyle ve çıktım. 1 2 3 tane zincir çektim ve bu boşluğu doldurdum. Diğer yaprakları da aynı bu şekilde yapıyorsun. En son yaprağı beraber yapacağız. Evet, son yaprağa geldik. ve çıkış yapıyorum. 1 2 3 tane yaptım. Ve bitirdim çiçeğimi. Şimdi içindeki tomurcuğu yapacağım. Ve bir tane ipini uzun kesiyorum. Çünkü yapraklarını şuradan şu köşelerden dikmek için uzun ip bırakıyorum. Şimdi içindeki tomurcuğu göstereceğim. Bunun için de çift kat kullanacağız ipi. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Ee, tığ numaram da 3 milim geniş olacak. Çünkü iki kat ipi kullandığımız için çiçekte geniş bir tığ lazım. Yani genişlerken büyük yani 3 milim. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Tel aldık. Şimdi 2 ve 4. Dört. 4. zincire tel alıp direkt bu şekilde çıkalım. 1 2 3 4 5 ve 6 direkt çıkıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip ve şey bu şekilde bitiriyoruz. iyice bağladıktan sonra çiçeğimiz ve bitti. Şimdi buradaki yerleri de şimdi bu çiçeğe diktikten sonra beyaz iplendi. Böyle uçlarını tutturursanız sağlam bir çiçek olmuş olacak. Bakın papatya diktikten sonra kalan iplendi. Bu sarı yerlere böyle beyaz iplen diktim ve bu şekilde papatyalarımı da yapmış oldum. Ve eteğimiz bu kadar. Ee, Başka bir videoda görüşmek üzere.